kısa söyleyeyim. Yok bir dakika tam konuşacak. Yine size söz var. Sayın Başkan, çok değerli Çanakkale'li hemşehrilerimiz, çok değerli meclis arkadaşlarım ve çalışanlarımız, masamızın güzide temsilcileri. Öncelikle yeni yılın eski yıldan kalan acıların artık tamamen bitmesi ama tabii ki bugün de bir gördüğümüz bir acı var ki hepsinin tamamen sona ermesi dileğiyle, hepimize iyilikler getirmesi dileğiyle ben konuşmama başlıyorum. Aslında ben hiçbir şekilde yargı aşamasında olan bir hususla ilgili konuşmayı sevmem. Ve de devamlı o konularda atlamayı tercih ederim ki ama doğrudan doğruya bu konuda hedef olarak bir resmimin gösterilmesi ve resmimin de kent konseyi, bu resim yalnız bunun dikkatini çekmek istiyorum ki herkes de kent konseyine davetli olduğum bir resimdir. Kent konseyine davetli olarak gittiğimde yaptığım konuşmadaki misafir olduğum bir konuşmadır. Ama özel olarak seçilmiş. Bu nedenle ben sadece aslında buradan size daha önce kent şunu da söylemek istiyorum. Kent konseyinde böyle bir olayda art niyet aramanın imkanı olmadığını açıklıkla dile getirebiliriz. Bunu açık yüreklikle de her yerde de söylerim. Kent konseyinin oradaki resminde eğer Türk bayrağı yoksa bunda herhangi bir art niyetin olmadığını ben buradan açıklıkla söyleyebilirim. Ama ikincisi de oraya misafir olduğum bir kişidir. Bu resmi özel olarak seçip ve de azımın lanse ettiğiniz için. Aslında ben bugün size geçmiş olsun demek istiyordum. Sadece ve sadece. Hayrola? Yok, şeyden dolayı bu olaydan, yani olaydan dolayı basındaki yansıma İçişleri Bakanlığı'nın izniyle açılmış olan soruşturma sebebiyle sadece ve sadece. Bunun gerekçesi Çanakkale adına aslında gerçekten, yani bu konunun gelmesinden sonra bunları söylüyorum ki açıklıkla söylüyorum bunu. Çanakkale'nin terör örgütü PKK'nın tehdit dolu söylemlerine paralellik arz ettiği konusuyla ilgili bir soruşturma açılmış konumda. Bu Çanakkale adına gerçekten çok çirkin bir olay. Bence de. Türkiye'de CHP'li bence de 174 tane belediye başkanı var. Bugüne kadar bunların hiçbirisiyle ilgili böyle bir soruşturma açılmamışken Çanakkale'li olarak, Çanakkale Belediyesi'nde yer alan bir kişi olarak böyle bir soruşturmanın belediye başkanı Ülgül Gökhan hakkında açılması gerçekten bize utanç veriyor. Şimdi şunları da söyleyebiliriz. Pilav, ben her zaman için söylediğiniz sözleri ekiyle birlikte söylerim. Biraz önce kendiniz de geçtiğiniz için söylüyorum ki milletvekili seçilmesi ve de HDP'nin barajı açması ile ilgili pilav dağıttığınızda birçok yere gittiğimizde bize birçok laf söylendi. Biz boynumuzu eğdik. Sur Belediyesi diyorsunuz. Sur'la ilgili Turizm Bakanlığı'nın resmini gösteriyorsunuz. Ama o sizin kardeş olmuş olduğunuz Sur Belediyesi değil. Hani kayyumu kabul etmediğiniz kayyum atandıktan sonraki Sur Belediyesi ile kardeşlik şeyidir. Ha, yeni insanlar oldu öyle mi? İnsanlar değil. O zaman da bunu çok tartıştık Sayın Başkanım. Hatırlarsınız. Ha, evet. İnsanlarla değil. Bakın biraz önce de sizin dediğiniz gibi Osnabrück Belediye Başkanı bana mesaj yolladı dediniz. Osnabrück'ten kaç kişi size mesaj yolladı geçmiş olsun diye. Onu sormak istiyorum sadece ve sadece. Evet. Bunun yanı sıra bunlarla ilgili kayyum atamıyorum dediniz. Kayyumu tanımıyorum. Hala kayyumu tanımıyorumla ilgili minavil laflar. Yani bunlar evet, değişik. Değil. Bunlarla ilgili. Kayyum lafı yok hiçbir yerde. Yani bunlarla ilgili minavil. Bana minavil bir tane kayyum lafı gösterin. Tamam. Minavil sözlerdir. Bunlarla ilgili. Bunların hepsinde biz boynumuzu büktük. Bunları söylemeseydiniz hepimiz adına çok niye çok daha iyi olurdu. Ve de ben bunları hiçbir şekilde açmayacaktım. Aç. Fakat siz açın. Bunu beni açın. Orada buyurun. Hedef olarak gösterdiği için ben de bunu açtım. İyi yaptınız İsabet. Şimdi asıl Allah konumuza gelelim ki bizim aslında Çanakkale gündemiyle ilgili açmak istediğim konular vardı. Buyurun. Açın, bunlardan açın. Bir tanesi kent konseyiyle ilgili halen yapılamayan bir seçim var. Kent Konseyi'nin benim bildiğim kadarıyla, yanlış mı biliyorum, doğru mu biliyorum, sizin teyidinize bakıyorum. Bu Kent Konseyi'nin bütçesi belediye tarafından sağlanıyor değil mi? Şimdi 17 Aralık'ta bir seçim yapılacaktı. Bu geçen ayki bizim kendi toplantımızda da bizim sizinle ilgili bir başkanlık olduğu, bununla ilgili uyum sağlanmasını hatta bir nükte karıştırarak hani bu işte olmaz yönergelerinde yokmuş dediniz. O zaman iki tane seçime katılmayan da genel seçimlerde oy kullanamasın gibisinden bir laf da söyledim hatırlarsanız. İşte yargıya müracaat edildi. Yargı burada anayasal hak olan hakkın alınması sebebiyle bunu kaldırdı. Kaldırmadı. Ama Yürütmeyi durdurdu. Kaldırma. Yürütmeyin durdurulması. Belki bir bilgi istediği için karar verecek. Karar verecek. Fakat yürütmenin durdurulması olduğu ortamda ve de seçimler her türlü bu tür kuruluşlarda, sivil toplum kuruluşlarında seçimlerin tarihleri mutlak surette kendi yönergeleriyle belirlenir.
yönergelerinde ise bildiğimiz kadarıyla 25 günde seçime gitme gerekliliği var. Ve de halen şu anda kent konseyi başkanlığını yapan arkadaşımız seçime ne zaman gidileceğini bilmediğini, daha uzun bir süreç alacağını söylemektedir ki. Şimdi hayır. Bu Çanakkale'de oldukça büyük bir kaos. Kafaları karıştırmayın. Bir dakika öyle yok. Tamam söyle. Yargının yürütmeyi durdurma kararına karşı istediği belgeler var. Belgeler hazırlanmaktadır bana anlatılan avukat tarafından. Verildiği noktada yargı bir karar verecektir. O karar verdiği noktada şöyle ya da öyle hemen süreç başlayacak ve bitecektir. Gayet net. Yargı böyle konularda yürütmeyi durdurma kararı verir işlemlerin devamı açısından. Daha sonradan yargının nihai kararının beklenmesi, işte burada hukukçu arkadaşlarımız da var, İdare Mahkemesi ile ilgili, bunlar 8-9 ay sürecek bir olaydır. Hayır, niye 8-9 ay sürecek? Yani yürütmeyi durdurma kararı işlemin başlamasıdır. Acilen karar verilmesi gerektiği için durdurdum. Evet. Yani bir süre geçip haksızlık olmasın diye durdurdu. Şimdi belgeler ve bilgiler istediği bir şey. Onları götürüyorlar. O süre dolduğunda mahkeme muhtemelen 2 gün içinde, 1 hafta içinde, 3 gün içinde karar verecektir. Yani bir bilirkişiye ihtiyaç yok, herhangi bir şeye ihtiyaç yok. Mahkeme gerekçeleri istedi. İdare Mahkemesi biliyorsunuz bunlar hep bizden devamlı istenir ve hemen kararını verir. Dolayısıyla bunu herhalde tahmin ediyorum. Bu ay sonuna kadar bu nokta ortaya açıklığa çıkacaktır ve seçim olacak. Sayın Başkan, çok özür dilerim. Araya gireceğim. Bir kısa açıklama katkı yapayım, oradan devam etsin Tülay Hanım, izin verirseniz. Şimdi burada bir şey karıştırılıyor. Belediyenin seçimin yapılması veya yapılmaması konusunda bir yetkisi yok. Yok, ben zaten yok. Onun hiçbir şekilde demiyorum. Ama bakın yok, ya karıştırmıyorum. O yürütme kurulunun kararı. Hayır, akıl verin, önderlik edin diyorum ben. Ama ben de öyle yapıyorum zaten. Akıl verin, önderlik edin anlamında söylüyorum. Bakın belediye avukatını görevlendirdim. Ben belediye avukatını görevlendirdim. Yani sorumluluk? Sorumluluk değil. Hayır. Bir şeyde, uzlaşı anlamında. Uzlaşı anlamında söyleyeyim. Açık ve net belli burada. Ben yürütmeyi durdurma kararından sonra yönergenin işleyeceği yönergeye göre de 25 günde bunun kararı, bir seçime girilmesi gerektiğini, bunun uzatılmaması gerektiğini, çünkü Çanakkale'de bunun oldukça gergin bir sivil toplum örgütleri arasında gerginlik yarattığını ve de kent konseyinin de burada bir anlamda hani yönlendiricisi, akıl vericisi, mülkü olarak, yanlış anlaşılmasın, belediyenin olması, bununla ilgili de gerekli ihtimam gösterilerek bir artık Çanakkale'ye ikinci kere kayyum, Çanakkale'ye bu ne konuda işlem yapılmadı abi, diye bununla ilgili kayyum atanmaması, çünkü işlem yapılmamasından dolayı. Atayın buraya, atayın. Atayın. Bakın hemen cümleleri yanlış burada, alıp pardon, yani Barış'ın burada, kenti. Anlıyorum da burada niye bunu gündeme getiriyorsunuz? Benim ne şeyim var burada? Sizin suçunuz var demiyorum. Allah Allah. Her zaman için. Gereğini yaptığımı söylüyorum hanımefendi. Anlamıyor musunuz? Yani anlatamıyor muyum? Bir avukat görevlendirdim diyorum. Tamam, ben sadece. Yapıyorlar. Hakimle de görüştüm. Belgeleri bekliyorum dedi. Şimdi belgeler, yani onun istediği belgeler var. Bunu götürecekler ve bu noktada hakim karar verecek. Olumlu, olumsuz, şöyle böyle, onun üzerine zaten seçim yapılacak. Yani seçimin yapılmaması diye bir şey söz konusu değil. Ama bir müsaade edin, hukuki süreç tamamlansın, o kadar. Dediğim o. Şimdi, evet, bu devam edelim. Geçen şeyde de bu gündeme gelmişti, bu Cennet Otoparkı, yıllardan beri konuştuğumuz, yıllardan beri yapılmasını istediğimiz, yap işlet devlet modelinin uygun olmadığını. Şimdi efendim bakın, biraz önce siz de Bülent Ura'nın belirli bir miktarda Çanakkale'ye ödenek çıkarttığını, bununla ilgili mücadele ettiğini... Bir dakika, bir düzeltelim. Bakın, Sayın Bülent Turan hakkım olan paranın verilmesi için bir telefon etmiştir. Bir ödenek çıkartmamıştır. Çünkü Sayın Milletvekilinin bir ödenek çıkartma yetkisi yoktur. Biliyoruz. Bu para çıktı. İller Bankası, bu para nasıl çıktı? Bu İller Bankası bizim ortağı olduğumuz ve yerel yönetimlere kredi vermek üzere kurulmuş bir bankadır. Burada benim kredibilitem kadar bana para vermek zorundadır. Ve ben İçişleri Bakanlığı'na bunun iznini almışım. Bakın o konuda Sayın Bülent Turan eski İçişleri Bakanlığı'na devreye girdi, onayladı. Onu söyledim burada zaten. Ama kredinin, hakkım olan kredinin verilmesi için kimsenin tavasutuna ihtiyaç yok. Zaten ben Sayın Bülent Turan'la görüşmedim. O sadece danışmanı vasıtasıyla genel müdürden randevu alıverdi. Yardımcı oldu. Sağ olsun. Yardımcı oldu. Elbette. Tamam. Ama randevu aldı.
bana bir ödenek çıkarttırmadı. Hayır, ödenek o yanlış. Bu benim hakkım. Hakkınız olanın, daha 130 Çanakkale, milyon lira hakkı Çanakkale var. Halkının hakkı olanın gelmesi için yardımcı oldu. Aracı oldu, randevu alıverdi. Evet. Randevu almak ayrı şey, tamam. Ödenek çıkartmak ayrı şimdi şey. Şimdi burada yani bazı noktalarda... Siz bunu çok böyle yapıyorsunuz. Ben her o konuya görüyorum. Getirmiyorum. Bunu olmuş, bunu olmuş, hiç öyle değil. Bunu, o konuya getirmiyorum. Biz Handan Hanım'la gittik, çatır çatır genel müdürün önüne oturduk ve bu hakkımızı aldık. Bitti. Vermek zorunda. Burası demokratik bir ülke. Yasalarla yönetir burası. Hatırlarla yönetilmez. Bu benim biraz hakkım. Hocam. Bu benim hakkım. Hibe vermiyor. Yanlış anlama, faizini ödüyorlar. Hayır. Çanakkale için yapılması gereken de almış olduğunuz hakkı. Ben aldım. Bir an önce. Ben aldım. Ben ve Handan Hanım aldık. Bakın şimdi bunu çok güzel aldım diyorsunuz ben o zaman. Ben ve Handan Hanım aldık. Neden Cennet Otoparkı'nı o zaman kendimiz yapmıyoruz? Neyse. Bakın bunu aldık, yaptık, yapabiliriz diyorsunuz. İhale yaptık, nasıl yapacağız? Neden ihale yapıyorsunuz? Bunu niye? Bakın geçen, bunun külfeti sizin üzerinizde kalacak. Müsaade, o müsaade. Sizin üzerinizde kalacak bunun külfeti. Kalsın, tek kişi giriyor bu ihaleye. Tek kişi giriyor, geçen sefer de dediniz ki, olur. Tek kişi giriyor sizin partiniz dediniz. Evet, bizim için, girmiyor. Bizim grupta alınan her şeyde partilimiz, partimiz diye herhangi bir olay yoktur. Biz böyle hayır. Tamam. Bugün 1 milyon lira değer olarak diyelim ki bunu bir misal olarak veriyorum. 5 yıl sonra orası 5 milyon olacak. Olsun. İşte benim yaptığım, benim ettiğim dediğiniz evet, yerde 5 evet. Yıl sonra belediye başkanı ben yaptım, ben ettim diyorsunuz. 5 yıl sonra 5 milyon liralık rant başkalarının cebinde kalacak sayın başkanım. Niye? Neden biz yapamıyoruz bunu? Neden yapamıyoruz? Bir kişinin girdiği hale. 10 yıl sonra benim ya. Ne benim? 10 yıl sonra benim. Ya hükümet bile yapmıyor mu? Köprüleri bile yap işte devlete göre yapıyor ya. Yap işte devlete her zaman. Kendimiz neden nasıl yapamıyoruz? Nasıl mantık bu ya? Bak peki Çanakkale'deki Şakir'in yeri olan yer. Bir dakika komik değil. Ne? Şakir'in yeri olan yeri nasıl evet. Yaptınız? Nasıl yaptınız? Nasıl yaptınız? Kendiniz yaptınız. Doğrudan dolayı evet. Belediye bütçesiyle. İhale yaptık. İhale yaptık. Hayır ama kiraları baştan peşine aldınız. Tamam. Yapabildik mi yapamadık mı Çanakkale Belediyesi olarak orasını? Neden bunda yap işlet devret yapıyoruz? Bunda da gelir gider her şeyle belediyenin olsun diye bugün de söylüyoruz, yarın da söyleyeceğiz efendim. Ya şimdi bir otopark kazandırıyoruz. Otopark otoparkı belediye başlamadan önce adam para veriyor. Yani daha otopark ortadan yokken müteahhit yapılıncaya kadar, işletmeye alıncaya kadar 6.000 küsür lira aylık para ödüyor. Daha ortada otopark falan yok. Otopark çalışmaya başladığından itibaren 10.000 TL ki eskale edilecek o tefetüfeye göre 10.000 TL ile 10 yıllığına işletme karşılığı adam bunu yapıyor. Çünkü başka giren olmuyor. Herkes Cennet Otoparkı peşine düştü. İhaleye ne koydunuz da bu kadar? Bir dakika girmiyor ya, kimse. Bir tane müteahhit gelseydi niye gelmedi? Neden girmiyorlar? Bu ihalede ne vardı? Kaç kere çıkarttık farkındasınız. Neden bu ihalede ne var? Neden girilmedi kimse? Bilmiyorum. Onu şeye sorun. Müteahhitler Birliği'ne gidin sorun. Bana niye soruyorsunuz? Biz ilan etmişiz. Çıkmışız. Her şeyi yapmışız. Adam sadece orayı almadı ki. Bu arka tarafı da aldı. Gene bir kişi girdi. Ne yapayım? Adam teminatını veriyor. Her şeyi yapıyor. Yapmaya çalışıyor. Durduğu yerde teminatından ben devam ederim. Niçin yap işlet devlete göre yapmayayım? Yani yasa bana bunu şey vermişse yani niçin yapmayayım? 10 sene sonra belediyenin yıllar boyu üstelik kira da elde ediyorum. Bir tane de dükkan aldım. Pazarlık ettik encüven üyesi arkadaşlar. Bir tane de dükkan aldım. Yani bu alanda otopark sorununun çözülmesi için gerekli sadece orası bizim değil. Biliyorsunuz bir de şey var. Orada diğer malsa mülk sahipleri var. Onları da ikna ettik. Yıllarca 15 senedir ben bu işle uğraşıyorum hanımefendi. 15 sene geldiğim günden beri. Bunu herkes gayet iyi biliyor. Ve ancak çözebildim. Şimdi otopark kirası çıkmamakta direniyor. Onunla uğraşacağız. Belediye malı deniz yemeyen domuz haline gelmiş. Her işte şurada fırıncı. Adam inanmıyor çıkmıyor. Yani ben böyle bir şey anlam veremiyorum. Çıkan insanlara teşekkür ediyorum. Otogarda çıktılar, İskele Meydanı'nda çıktılar, başka yerde çıktılar. Neymiş efendim kendisine işletme olarak vermiyormuşuz. Mecbur muyuz? Belediye mülkünü mevcut kiracılarına vermek gibi mükellefiyetimiz mi var? Şimdi bu belediyenin idaresinin tasarrufudur. Ha bunu eleştirebilirsiniz. Hayır buna bir şey demiyorum. Evet biz yapsaydık diyebilirsiniz. Tamam biz de böyle takdir ettik.
biz belediye meclisi üyeleri, Cumhuriyet Halk Partisi grubu, encümen, idare böyle takdir ettik. Bunun geldiği nokta budur. Keşke daha fazla verecek olan arkadaşlar da girseydi. Bir sürü müteahhit arkadaş var. Girmedi kimse. Niye girmiyor onu anlamıyorum. Kaç seneden ilan ettik arkadaş. Neyse. Evet. Eleştir. Siz de haklısınız. Olabilir. Yani haklı olabilirsiniz. Ama girmedi kimse. Ne yapayım? Şimdi Çanakkale Belediyesi'nin filosuna 17 tane büyük otobüsün eklenmesiyle evet. Hepimiz tabii ki seviniyoruz. Tabii kooperatifçiler adına teşekkür ediyorum ama geçen sefer, geçen oturumda işte bazı kooperatifin belediye çalışanları olmayıp kendi kooperatifim, kendi bünyesinde çalıştığı arkadaşların hak eksikliğinden dolayı yapmış olduğum söylemden dolayı bazı Şoför. Evet şoför, ha. Evet. Bundan sonra bundan dolayı birçok tabii şoför arkadaşlarımızdan iyi tepkiler almakla birlikte kooperatifte üye olan işte otobüsü olan arkadaşlardansa tam tersine tepkiler gelmiş bulunuyor. Doğal. Şimdi tabii ki doğal. Ama ben onlara hepsini amenna diyorum ama şimdi orada gelen bazı laflardan siz şimdi 17 adet 12 metrelik bir otobüsün alınması bunun güzelliği bunu dile getirirken onların demiş olduğu öyle bir şey var ki biz yıllardan beri neden küçük otobüsler alıyorduk? 2 yılda bir, 3 yılda bir neden biz işte yeniden kredi altına giriyoruz, kredi çekiyoruz, yeniden otobüs yeniliyoruz. Otobüs yenilemekten biz zaten kazanç sahibi değiliz. Kazanç sahibi olmamak hiçbir çalışanın hiçbir zaman için şeyini engellemez, haklarını engelleye vermemeyi engellemez. Ama söylemiş oldukları şey biz küçük otobüslere mahkum olmamızın bir anlamdaki sebebi dost acı söyler yüzünüze karşı söylüyorum. O zamanlar ihalesiz olarak alınan şeydeki ne onun adı benzin istasyonuna giremememizden ve de bizim büyük zararlara girmemizden dolayı denilen laflar var ki bunları da sizin bilmenize ben açık ve net söylüyorum. Bu bir dedikodu. Bu bir ayıp sizin adınıza. Gerçekten ayıp. Yani burada Cafer Bey ver sen bakalım konuş doğru mu söylüyor? Böyle mi dediniz? Böyle mi söylüyorsunuz? Dedi, Cafer Bey. Ha. Böyle mi dediniz? Böyle mi söylüyor? Katılıyor musun bu sen? Tamam. Şimdi bu konuyla ilgili çok spekülasyon oldu. Hatta geçen seçimde şeyler dağıttınız, karikatürler dağıttınız. Ben de bunların hepsini teker teker ispat ettim. Her şeyi söyledim. Ve onundan sonra da efendim hatta şikayet edildik. Müfettiş geldi o zaman da Ticaret Bakanlığı müfettişi geldi. Efendim işte savcı şey yaptı. Özel mahkemelere terör örgütü kurmaktan yargılanmak üzere gönderildik. Hep bunları biliyorsunuz. Savcı gönderdi olmadı, hakim gönderdi olmadı. Burada yargılanmaya başladık falan. Sonuçta geldiğimiz nokta şöyle oldu. Bugün itibariyle. Yargılamaya devam ediyoruz. O gün raporu yazan müfettiş, Ticaret Bakanlığı müfettişi, o günkü KOM şube müdürü, o günkü savcı, o günkü yargıya hakim, hepsi FETÖ'den, üçü tutuklu biri aranıyor. Şansa bak. Benim yüzümden olmuş, sanki benim yüzümden zarar etmişler. Sanki ben onlara baskı yapmışım. Sanki mecburlarmış. Bunu söyledik, istifat da ettik. Öyle değil mi Cafer Bey? Size destek olmadım mı? Ben size baskı mı yaptım? İlla benden hakaret alacaksınız mı dedim. Söyle. Dedim mi demedim mi? Baskı yaptım mı yapmadım mı? Evet yaptım mı diyorsun? Açık söyle kardeşim. Evet sen bize baskı yaptın de. Değilse hiç sesini çıkarma otur. Bakın çünkü bu yargı meselesi. Orada insanların ifadeleri var. Böyle bir ifadeye ben rastlamadım. Böyle bir hak doğru değil. Böyle bir şey yok. Benim kitabımda yazmaz böyle bir şey. Ben yıllardan beri bu ticareti yapıyorum. Bir Allah'ın kulu diyemez ki bu konuda bak. Ben belediye başkanlığı yapıyorum. Bir Allah'ın kulu diyemez ki kendi işiyle ilgili forsunu kullandı, baskı yaptı diyemez. Mahkemedeki şeyler vardı. Bulursunuz dosyadan okursunuz. Kim demiş bakalım baskı yaptı, yapmadı diye. Dolayısıyla bütün bunlar iftira, ayıp yapmayın. Ayıptır, günahtır. Bak bu günahtır. Yapma kardeşim, yapma ne olur. Başka bir şey söyle. Eyvallah.
Ama böyle zarar etmişler benim yüzümden. Benim yüzüme böyle söylenir mi? Ben sizin yüzünüze bir şeyler söylesem yakışık alır mı? Şimdi bu oraya kadar geliyor ama söylememekte direniyorum yani. Bir şey söylesem. Ya yeri midir burası? Bir dedikoduyu buraya taşımak yeri mi? Bak soruyorum, vatandaş orada. Söyleyemiyor o da. Al mikrofonu, de ki evet sen bize baskı yaptın de, söyle orada. Yani yapmayın. Yapmayın, etmeyin. Ayıp. Bunun ispatı var. Orada dosyada hepsi, bütün ifadeler var. Ben sizi orada, sizi eleştirmek için yapmadım onu. Şunu söylüyorum. Sizi suçlamak için yapmadım. Şunu ifade etmek istiyorum. İşte diyorum. Diyorum ki benim olmadığım yerde haksız yere bana laf ediyorsunuz. Bakın orada olup da görmemiş, ben de katılıyorum, iyi niyetli olduğunu katılıyorum. Yani sizi eleştirmek için değil. Sizin de orada iyi niyetli olduğunuzu ispat etmek için söylüyorum. Siz varken ya bunu iyi niyetle onu görmemişsiniz, dikkat etmemişsinizdir. Doğrudur, olabilir. Ama ben yok olduğum yerde nasıl ben suçlu oluyorum, bunu bana anlatır mısınız? Ha? Nasıl? Bir söyleyin ya. Hak verin ya, bir şey söyleyin. Var mı öyle bir şey? Olabilir mi yani? Böyle bir şey uygun mu? O konuda bir mudur? Açıklamamız var mı? Uygun mudur? O konuda bir açıklamam var mı? Hayır, var mı? Ben partiniz söylüyor. Bakın söylüyorum. Yani onun için söyledim. Yani sizi rencide etmek için koymadım. Evet, doğru bak. Sayın Ömercioğlu da bir toplantıda istemeden veya kasten kapatılmamış kent bir şeyi orada konuşuyorken bunun dikkatini çekmemiştir. Ki onu suçlamamız yanlıştır. Ben de suçlamıyorum zaten. Ama benim olmadığım bir alanda, bulunmadığım bir alanda nasıl ben suçlanıyorum? Onu söylemek için söylüyorum. Ayıp değil mi bu? İşte gene şimdi aynı şey gene. Yok otobüsler zarar etmiş benim yüzümden. Yok şöyle bir şey. Buyurun devam edin. Başka ne olmuş, zarar etti ne? Şimdi de efendim siz gündeme yazıda hadi da benden vazgeçtiler. Şimdi zarar bağırmıyorlar mı şimdi? Zarar ediyoruz demiyorlar. Gene diyorlar. Ha Cafer Mercan. Bir konuş ya. Bravo. Devam edin. Yazılı olarak, demek ki benden değilmiş. Yazılı olarak sunmuş olduğumuz gündem maddeleri bir sonraki oturumda ortaya çıkmıyor. Şimdi şöyle söyleyelim, demokrasi meydanı ile ilgili bir sunumda bulunmuştuk. O iki oturum sonra gündeme geldi. Bitti o. O bitti. Yok hayır, ben sadece örnekleme olarak veriyorum. Geçen oturumda da ben grubumuz adına doğrudan doğruya hem okuyarak hem de yazıyı sunarak artık otopark yollardaki belediyelerin otopark alarak çizmiş olduğu alanların Danıştay tarafından iptal edildiğini ve bu olayla ilgili herhangi bir mahkemesel olaya maruz kalınmadan Çanakkale Belediyesi tarafından bu olayın otoparklar kenarlarda yol kenarlarında alınan otoparklarla ilgili ücretlerin kaldırılması talebiyle ilgili önerge vermiştik. Fakat bu mecliste girmedi yeni gündeme. Evet. Gelen şey de yok. Bunun yanı sıra Evet devam edin. Bunun yanı sıra konuyla ilgili bir bilgi vereyim isterseniz. Tabii, isterseniz diğerlerini de toparlayayım, hepsini beraber yok, verin. Tek tek bu benim değil çünkü bunlar benimkisi değil diğerleri. Yok yok şey. Tamam buyurun.